Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşenel İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şöyle çektiğim, daha önce çektiğim, yaptığım modelleri size göstermek istiyorum. Yeni model arayanlar için bir fikir olsun. Hepsinin yapımı kanalımda mevcut, videoları oradan bulabilirsiniz. Şöyle modellerimizi şöyle kenara alalım. Elime gelen ilk modelle başlayayım. Mavi elime geldi. Maviyle başlayayım hanımlar şöyle. Şöyle bu şekilde bir modelim var. Modelimizin tersi, düzü bu şekil çok güzel bir model. İsterseniz bundan yelek yaparsınız hanımlar, isterseniz hırka yaparsınız. İsterseniz etol şal yaparsınız, bebek battaniyesi yaparsınız, bebek ürgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bunun yapım aşamaları kanalımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle kenara alalım. Şöyle gri bir simli gri Angora Gold simli ile yaptım. Bu da çok güzel bir model. Bundan da yelek yapabilirsiniz hanımlar. Şal yapabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Şöyle çok beğenilen çok güzel bir modelim. Modelimin tersi düzü bu şekil. Şöyle şuraya bırakalım veya da şöyle yapalım daha rahat gösterebilmek için. Şöyle hanımlar çok güzel yine bir modelim böyle bu şekil. Çok güzel, çok tatlı. Bunun ayrı ayrı videolar çektim, model anlatımını ayrı çektim ve yaka kesimi ve kol altı kesimini ayrı çektim hanımlar. Onlar da kanalımda mevcut, izleyebilirsiniz. Yani bir tek videoda çekince çok uzun oluyor ve izleyiciler sıkılabiliyor. O yüzden ayrı çektim. Şöyle. Zaten kol kesimi olan videonun altında yaka ve kol kesimi yazan yerin altına zaten yapımın linkini de paylaşıyorum. Oraya koyuyorum. Oradan da tıklayıp da kurulumunun videosuna gidebilirsin. Model kurulumun videosuna gidebilirsiniz. Ve bu şekilde şöyle bir modelim var daha. Bunu da yine ayrı ayrı anlattım hanımlar. Yaka kesimi ve koltuk altı kesimini, kol altı kesimini ayrı anlattım. Model kurumunu ayrı videolarda anlattım. Onu da yine kol altı kesimi olan videomda şunun linkini açıklama kısmında var. Model kurumunu onun da oradan alıp da tıklayıp da izleyebilirsiniz hanımlar. Şöyle. Bu da çok güzel bir model. Çok şık, zarif bir model. Model arayan arkadaşlarımıza fikir olsun diyerekten böyle bir yine bir video çekmek istedim. Böyle de bir modelim var. Bu da çok güzel, çok şık bir model. Modelimizin tersi düzü. Ha, pek bu modelin tersi düzü yok hanımlar. Sadece şöyle. Ben şu kurulumu yani düz olanı ilk modelimizin düz olması benim için yani daha düz oluyor bu şekil. Şöyle başladığımız için benim için şu şekil, şurası düz modelimizin ön yüzü, bu da modelimizin arka yüzü. Çok güzel bir model. Yapmak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle pudra pembesi bir modelim var, ipim var.
Ve çok güzel bir model. Hem kolay hem güzel bir model. Hafif, basit. Şöyle taşınması da kolay. Çok fazla ip gitmeyen modeller böyle hafif oluyor hanımlar. Modelimizin arka yüzü de bu şekil. Bir tane de çok böyle ağır güzel bir modelim var. Bakın modelim çok ağır, çok güzel. Kaktüs modeli. Bu modelimin ön yüzü. Şurası da arka yüzü. Ben arka yüzünü daha çok sevdim hanımlar. Yani ben yaparsam, kendime kullanırsam şunu ön yüzü diye kullanırım. Ben burayı daha çok sevdim. Daha bilmiyorum. Daha bir şık, daha güzel geldi bana. Tabii ki yine tercih sizin. Şöyle her iki tarafı da güzel. Tabii ki şöyle kaktüs modeli. Ama böyle de ayrı bir model oluyor. Her iki tarafını da kullanabileceğimiz çok güzel, çok ağır, şık bir model. Bunu da kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle yine böyle bir yazlık bir model yaptım sizin için hanımlar. Yapması hem kolay hem zevkli, örmesi hemen örülebilir. 2 günde yap, yeleğini giy. O şekil bir model hanımlar. Yazlık bluzlarda kullanabileceğimiz, yelek etollarda kullanabileceğimiz bir model. Tabii ki istersek böyle hafif hırkalar sevenler, ilkbahar sonbaharda kullanılabilen, yani çok güzel bir model. Bunu da tavsiye ederim. Hepsi birbirinden güzel. Beğenmediğim modelleri de hanımlar çekmiyorum. Şöyle bir modelim var. Bu da çok güzel, çok ağır. Şöyle bunu iki şeklini yaptım. Şöyle bir tarafı sadece zincirlerle giden, isterseniz şöyle etol yapmak isterseniz bu şekil gidersiniz. Etrafına isterseniz bir, yani model oya bir şey geçebilirsiniz. Ben şöyle bunu onun için yaptım. Bunun yelek versiyonu da var. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle ben bunu yelek versiyonu olarak bunu çektim. Bakın şu kenarlarında şöyle trabzanlarla ön bantlarını olan bir model çektim. Ben bunun çekimini yaptım. Bunu da önceden çektim ve göstermek istedim. Yani isterseniz şöyle etolda yapılabilecek bir model. Şöyle kenarlarına sonra oya geçebileceğiniz fikir olsun diye ikisini de göstermek istedim hanımlar. Yelek de yaparsanız bu şekil kenarlarında, bu zaten bu şekil yapımı kanalımda mevcut. Açıp izleyebilirsiniz. Oradan model çıkarabilirsiniz. Şöyle alalım. Tekrar şöyle gri bir modelim var. Bu da çok tatlı. Örmesi hem zevkli hem kolay hanımlar. Ve çok çabuk işlenebilen bir model. Bu modelimin arka yüzü. Bu da modelimin ön yüzü. Şöyle çok güzel, tatlı, zarif yazlık bir modelim var yine. Hanımlar, bunun şöyle söyleyeyim tekrardan. Bunun model kurumu ayrı videom var. Yaka ve kol altı kesimi de ayrı videom var. Onu da açıp izleyebilirsiniz. İkisi zaten arka arkaya paylaşılan modeller. Yani bunu ipi görünce bulabileceğiniz, çok kolayca bulabileceğiniz bir model. Yani kanalımda bu da mevcut. Yapım aşamaları ve kol altı yaka kesimi, şöyle yakasını bu şekil kesmek istedim.
hanımlar, kanalımda mevcut. Açıp da izleyebilirsiniz. Şöyle çok güzel bir modelim var. İpim rengi çok hoş. Modelim de çok güzel. Tavşan kulakları. Şu zaten modelimde de yazdım, tavşan kulağı modeli. Siz oradan bulabileceğiniz çok güzel bir model. Bundan çok güzel yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz. Çok şık, çok güzel, çok tatlı bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekil hanımlar. Böyle izleyebileceğiniz güzel modeller. Evet hanımlar, şu da çok güzel yazlık bir modelim. Bu modelim, bunun yelek versiyonu şu şekil yaptım. Videomu bütün çektim. Bunun koltuk altı, kol altı, yaka kesimi, hepsi model kurumu, hepsi bir videoda mevcut. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcut. Bakın şöyle yakamız bu şekil gitti. Kestik. Ve kol altı da bu şekil. Bunu modelimiz de çok güzel yazlık bir model. Örümceklerle yapılan bir model. Ve siz bunu videomda açıp da izleyebilirsiniz. Şöyle çok güzel şık bir model. Modelimin pek tersi düzü yok ama bu tersi oluyor hanımlar. Ters yüzü oluyor. Bu da düz yüzü oluyor. Şuradan belli oluyor zaten modelimiz. Ön yüz ve arka yüzü. Bu da bu şekil. Şöyle tekrar pudra pembesi. Çok güzel bir modelim yine. Ya yine yazlık bir model. Çok kolay. Çok hafif bir model. Hem örmesi hafif, hem tutuşu, duruşu hafif. Modelimin arka yüzü. Bu da kanalımda mevcut videosu. Açıp da izleyebilirsiniz hanımlar. Şöyle yine bu da kol kesimi, kol altı kesimi ve yaka kesimi yaptığım bir model. Çok güzel, çok şık bir model. Çeyizlerde olması gereken olması gerektiğini düşündüğüm bir model. Çok şık, çok güzel. Örmesi de çok zor değil hanımlar. Örülebilen, rahat örülebilen bir model. İlerleyebilen bir model. Bunu da bu şekil. Yine benim model kurumu ayrı, yaka ve koltuk altı kesimi ayrı yaptığım bir model. Bu da kanalımda mevcut. Bu da modelimin arka yüzü. Bu da ön yüzü modelimizin. Hepsini yaka ve kol altıyla model kurumu ayrı yaptıklarımın hepsinde kol altı kesimi ve yaka kesimi yaptığım videolarda model kurumu videosu da altına linkine açıklama kısmına bırakmışım. Oradan alabilirsiniz. Şöyle bir şey de yapacağım. Bu videodan sonra modelle kol ve yaka kesimini de model kurumun altına oraya açıklama kısmına onu da bırakacağım. Bunu da unutmuştum. Şimdi aklıma geldi ve gelmişken söylemek istedim hanımlar. Şöyle de çok güzel, çok şık bir modelim var hanımlar. Bakın çok tatlı, çok güzel bir model. Modelimin ön ve arka yüzü pek yok bu modelin. İkisi de aynı. Hem kurulumu hem işlenmesi aynı şekilde. Pek arkası ve önü yok bu modelin. İstediğiniz şekilde şu banttan bulabilirsiniz ve o şekil kullanırsınız hanımlar. Bu da çok güzel. Çok şık bir model. Şöyle bir modelim daha var.
Bu da çok tatlı. Çok severek ördüğüm modellerden biri daha. Modelimizin ön yüzü. Burada modelimizin arka yüzü. Bunun da videosu kanalımda mevcut, bulabilirsiniz. Hanımlar şöyle bu modelimin bir de şöyle bu iple yapmıştım. Bakın ikisinde de çok güzel duruyor. Modelim aynı ama bunu şöyle bu simli yazlık ipimle yapmıştım. Fantazi ipimle yaptım. Bunu da Angora iple yaptım. İkisinde de çok güzel durdu. Bakın. Çok şık, çok güzel bir model. Farkını da göstermek istiyorum size yani. İkisinde de ne kadar şık durduğunu göstermek istedim. Şöyle bir modelim daha var. Gri iple yine Angora Gold simli ile yaptım. Şöyle inci taneleri. Modelin ön yüzü ve arka yüzü. Çok güzel. Çok şık bir model. Bakın hanımlar. Bu da yine kanalımda mevcut. Videosu kanalımda mevcut. Şöyle bir modelim daha var. Bu da çok güzel bir model hanımlar. Örmesi çok kolay. Çok zevkli, hemen örülebilen bir model. Çok hemen yapıp da hemen 2 günde yapıp giyeyim veya da yapıp da hediye edeyim demek diyenler varsa alın size model hanımlar. Çok güzel. Hem şık hem güzel. Kibar bir model. Modelimiz yelekten yapabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi bebek yünüyle yaparsanız astar kullanmanız gerekir. Yapabileceğiniz bir model. Modelimizin pek tersi düzü yok. Arka yüzü bu şekil. Ön yüzü de bu şekil. Bu da böyle bu şekil modelim. Bir tane yine çok güzel, çok kibar, nazik bir modelim var hanımlar. Bu da hemen örülebilen çok şık, güzel bir model. Hem de duruşu, tutuşu çok hafif. Ve hemen yapıp da giyilebilen modellerden biri. 2-3 günde yapıp da giyebileceğimiz modellerden biri hanımlar. Şöyle modelimizin arka yüzünü de gösterelim. Bu da kanalımda mevcut. Şöyle pudralardan devam edeyim. Bu da çok güzel, çok şık, çok tatlı bir model hanımlar. Bu modelimin şöyle göstereyim size yakından. Çok güzel. Bunu da kol altı kesimi ve yaka kesimini beraber yaptım. Aynı videomda mevcut. Bunu da izleyebilirsiniz. Bunu beraber yaptım. Çok güzel bir model. Şöyle bakın yakasını ne kadar düzgün durduğunu göstermek istiyorum. En net nasıl gösterebilirim? Bakın hiçbir potluk yok. Çok güzel, çok şık bir model. Modelim de çok şık. Çok güzel. Modelimizin ön yüzü ve modelimizin arka yüzü de bu şekil. Bir tane yine tekrar yazlık modellerden. Çok güzel. Çiçek demeti. Bu da Angora Gold simliden yaptığım bir model. Modelimizin arka yüzü ve de ön yüzü.
Bu şekil yazlık yeleklerde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Tabii ki yine bebek battaniyesinde de kullanabileceğiniz, astarlayarak kullanabileceğiniz bebek yünüyle yaparsanız çok şık bir model. Bunu da söylemek istiyorum hanımlar. Ve şöyle çok güzel, çok tatlı bir modelim daha var. Bakın. Bu da çok güzel, çok şık bir model hanımlar. Yine bu da çeyizlik. Yani gelin kızlarımızın çeyizinde olması gereken yelek, şal, etol şal, yelek ve şalda ben etolda çok yakıştırdığım bir model. Gelin çeyizlerinde olması gereken bir model. Ben buna inanıyorum hanımlar. Çok güzel, çok beğendim yani. Beğenerek yaptığım modellerden biri bu da. Bu da modelimizin arka yüzü. Modelimizin ön yüzü çok tatlı, çok güzel. Kanalımda mevcut. Açıp da izleyip de yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle bir modelim daha var. Bakın. Bu da çok güzel. Çok şık bir model. Bu modelimin ön yüzü. Bu da modelimin arka yüzü hanımlar. Bu da bu şekil. Bir tane daha yine gri Angora Gold simli ile yaptığım bir modelim var. Bu da çok güzel hanımlar. Şöyle. Modelimizin ön yüzü. Ve arka yüzü bu şekil hanımlar. Şöyle bir modelim var. Bu da çok güzel. Saksı modeli. Yani zaten başlığında yazıyor saksı modeli hanımlar. Çok güzel bir model. Bu da kanalımda mevcut. Şöyle hem ön yüzünü hem arka yüzünü göstermek istiyorum size. Pek ön arka yüzü bu modelimizin yok. Şu alttan onu biz kendimiz şey yapabiliriz, ayarlayabiliyoruz, bulabiliyoruz. Bu şekil ön yüzü bu modelimizin. Arka yüzü de bu hanımlar. Şöyle de bir modelim var hanımlar. Bu da çok güzel. Tam çeyizlik bir model. Bunlarda da çok güzel şal da yapılabilen bir model hanımlar. Etol şal yapılır. Yelek yapılır. Bluz yapılabilen bir model. Çok güzel bir model. Bu da kanalımda mevcut. Şöyle çok tatlı, çok güzel bir modelim. Bakın bu da çok güzel. Çok tatlı, çok cici bir model. Arka yüzümüz bu şekil. Modelimizin ön yüzü de bu şekil. Hanımlar siz bunu yelek olarak, bluz olarak, hırka olarak kullanabilirsiniz. Ve bebek yünüyle kullanarak da bebek battaniyesi bile yapılabilen bir model. Çok güzel, hem kolay hem de güzel, şık bir model. Evet hanımlar. Şimdilik bunlar. Sadece bunlar bu kadar. Hanımlar size de bir şey de söylemek istiyorum.
Bunlardan çok var evde yaptıklarım. Ben bunları nerede kullanabilirim, nasıl değerlendirebilirim? Fikri olanlar varsa fikrini açıklama kısmına yazsın. Ben o yani en çok oy alan fikri çok olan yani onu o şekilde değerlendiririm. Bakalım ne yazacaksınız, ne yapmamı istersiniz bunlardan. Daha çok var böyle evde onları nasıl değerlendirebilirim? Bana bir fikir verirseniz çok sevinirim. Yorumlar kısmına onu yazarsanız çok sevinirim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.